Evet dostlar, havada çok fazla rüzgar var. Devam ediyoruz. Yaklaşık olarak bir yarım saatlik bir yolumuz kaldı. Sonunda uzun bir yoldan sonra varabildik. Çok şükür. Yoruldu mu? Biraz. Birazcık mı, çok mu? Birazdan biraz fazla yoruldu mu? Evet dostlar, şu anda sona gelmiş bulunuyoruz. Kendimize güzel bir yer seçip orada konaklayacağız inşallah. Şöyle bir bakıyorum, masaların hepsi pis. Kuş pisliği dolu masaların hepsi. Ondan boş buralar galiba. Devam edelim geriye doğru. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından sonunda varabildik. Kendimize güzel, temiz bir yer bulabildik. Bir tanem sen ne yapıyorsun orada? Saçıma kuş yaptı da onu temizlemeye çalışıyorum. Geçmiş olsun. Tam saçımın orta yerine çağır. Bıraktı kuş. Para mı gelecek diyorlardı? İnşallah para gelir torunlarca. İnşallah. Evet dostlar, yerimize geldik, oturduk. Bisikletlerle geldiğimiz için her şeyimiz portatif. Bu bizim mangalımız, ocağımız. Şunu hemen bir sınavımız burada. Şuraya geçecek. Önce arka. Şunu bir yapalım. Niye olmuyor bu Tuğçe? Bir daha denesene. Belki acele ettiğin içindir. Yavaş yavaş. Ocağımız bu dostlar. Alalım. Ve şuraya tutma alalım. Çarpmağımızı alalım. Gidelim. İnşallah sacı yapabilir bu ateş. Yapar mı? İnşallah. Ateş? Yapacağını düşünüyorum. İstersen şu kapalı yerde dene. Şöyle yapalım. Şuş. Tereyağını önceden atmıştım. Bu burada yavaş yavaş hazır olsun. Evet. Of. Bunlar burada yavaş yavaş pişsin. Biz de yeşilliğimize bakalım. Öf öf. Löp 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 löp. Hatunum, ne yaptın? Şu anda biberleri doğruyorum. Şunlar ne, şunlar?
Onlar soğanları. Soğan. İsmini unuttum, ondan sordum. İnsan bazen unutur. Bunların içlerini temizlemezsek hiç hoş olmaz. Öncelikle içlerini temizliyoruz ve ince ince doğruyoruz. Ben tek başıma gitseydim bunu löp diye direkt içine atardım. İşte erkeklerle kadınlar burada yaşıyor galiba. Kolay gelsin. Evet. Masalıysan soğanlarımızı atalım. Soğan büyüyor. Of of. Başlattın mı yavrum? Tamam kızım. Hepsini koyalım biberi. Orada kaldı. Ekonomik aşçı olmamız lazım. Bence domatesi geçmeyelim miyiz? Altının biraz sıkanını geçelim. Yok, birazdan. Sen onun kapağını kapat. Evet. Ana bak ya. Hormon. Son malzememiz domatesi koyduk galiba. Evet, ve böylelikle sacımızı pişmeye bırakıyoruz. Şöyle biraz şekil vereyim mi? Şekil ver. Bir de tuz atman lazım bence bu aşamada diye düşünüyorum. Evet. Galiba yeterli oldu. Nusret gibi. Onları sonra atalım, biraz sonra. Ya da sen bilirsin. Ustanın işine karışılmaz. Kalkın. Şöyle bir kere daha şöyle bir karıştırayım. Sacı yakından çeker misiniz canım? Aman Allah aşkına. Daha güzel olacak gibi şunlar. Bir dakika, bir dakika. Ama edeceğin şeyler de. Biber. Şöyle üstüne koyayım. Tamam. Şunlar. Tamam. Tamamdır. Evet dostlar. Çok güzel değil mi? Harika kokuyor. Ben bir çay koyayım artık. Tamam. Üç bardak koyuyorum. Tadına bakayım mı şimdi? Bence bakmalısın. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp, banıp yer gibi. Gecelin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyine. Çayırları büyürken, büyürken görürüm canım. Her sabah, her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni.
Dostlar saatimiz bayağı bir geç oldu. Hava da soğudu. Üzerime bir şeyler giydim. Şimdi bir çay içelim değil mi? Şunun dadını bilenler ne diyordu, nasıldı? Çayın rengi çok güzel görünüyor ama. Afiyet olsun. Evet dostlar, bugünkü pikniğimizin, daha doğrusu akşam yemeğine geldiğimizin pikniğinin sonuna geldik. Bisikletlerimizle beraber şu anda tekrar merkeze doğru yola çıkacağız. Şöyle bir etrafı göster. Bulduğumuz gibi temiz bir şekilde bıraktık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olun. Beni destekleyin lan, para lazım, evleneceğim.